Serdar'cığım ve bugünkü protestolar henüz başlamadı. Yaklaşık bir saat içerisinde başlaması bekleniyor. Güvenlik güçlerinin önlemleri arttırıldı, sıklaştırıldı ve telefonumuza mesajlar geliyor. Bazı bölgelerde saat 1 itibariyle ama Los Angeles'ın büyük bir çoğunluğunda saat 6 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yarın sabah 6'ya kadar etkili olacak. Aslında iki farklı gruptan bahsedebiliriz Los Angeles genelinde. Bir grup var ki gerçekten George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından bu duruma tepkilerini dile getiriyorlar. Barışçıl eylemler içindeler. Ancak bir başka grup var ki o grup hiçbir şekilde protesto gösterilerine de katılmadan sadece yağmalamak üzere şehre geliyor. Dün Santa Monica'da 400'den fazla kişinin gözaltına alındığı paylaşıldı bu sabah itibariyle. Los Angeles'ta da 700 kişi gözaltına alınmıştı. Belediye otobüsleriyle gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü. Senin de yayının başında bahsettiğin gibi yağmalanmayan mağaza kalmadı. Girmeye çalıştıkları ancak camları çok kalın olduğu için kıramadıkları mağazalarda da çıkan yangınların dumanı sebebiyle sulama sistemi çalıştı ve içerideki ürünlerin tamamen kurtarılamadığı, bozulduğu ifade ediliyor. Tabii iki farklı grup var demiştim. Bir barışçıl eylemler yapan, bir de yağmalama amacıyla sadece bölgede bulunan. Bu iki ekip de dün çatıştı. Barışçıl eylemlerde bulunan kişiler bazı mağazaların kapılarına kendilerini siper ederek yağmacıların içeri girmesini engellediler. Birkaç mağaza için bu kurtarılabilmiş oldu. Birkaç mağazada barışçıl eylemleri yapan göstericiler başarılı oldular. Ancak görüntülerde çok sayıda kişinin ellerinde ayakkabılar, çeşitli tişörtler, elbiseler, parfümlerle mağazaların içine girip ve kucaklarını doldurup çıktığını da görüyoruz Los Angeles çevresinde. Santa Monica'yı aslında biraz hayal etmenizi sağlayabilecek olursak İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nin daha kısa uzunlukta olan bir cadde. Santa Monica'da protestocuların girdiği cadde ve karşılıklı çok sayıda mağaza var. Talan edilmedik mağaza, bütün ürünler toplandı diyebiliriz ve çok sayıda lüks mağaza da var orada. Lüks mağazaların camları kırıldı, ürünler alındı. Bugün henüz başlamadı ama bugün yine batı bölgesinde protestoların devam etmesi bekleniyor. Dün gece yerleşim bölgelerini de göstericilerin tehdit edebileceği uyarıları yapılmıştı. Daha çok aslında Twitter kaynaklıydı bu uyarılar ve çok aslında ilk başta dikkate almadık bir fikirliliği olarak ama benim de yaşadığım binanın garajı yağmalandı dün gece. Ve çok sayıda motosikletin çalındığını biliyoruz. Polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor bu yönde de. Bugün için de aynı şekilde yerleşim yerlerini de tehdit edebileceği uyarıları var. Los Angeles sakinlerinin dikkatli olması gerektiği uyarıları yapılıyor. Öte yandan tabii dediğimiz gibi sokağa çıkma yasağı 6 itibariyle Los Angeles genelinde aktif olacak. Yine Batı Los Angeles bölgesinde protestoların yoğunlaşması bekleniyor. Ulusal muhafızlar yine görevdeler. Polis ekipleri görevde. 20 bin polis memuru görev yapıyor. Ayaklanmaları, protestoları bastırabilmek için. Evet. Yeni gün neler getirecek? Birazdan başlaması bekleniyor protestoların. Bugünkü tablo ne olur? Bu hafta da sürmesi bekleniyor yine protestoları. Ne zamana kadar sürecek? Bunların detaylarını yaşadıkça öğreneceğiz ne yazık ki Serdar.